Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle yepyeni bir eğitim setine başlayacağız. Eğitim setimizin adı Kotlin Temel Eğitim Seti. Şimdi bu eğitim setinin ne olduğundan, nasıl ilerleyeceğimizden bahsetmeden önce öncelikli olarak şu hanım ablamızı bir dinleyelim ve daha sonra da konumuza geçelim. Evet, gördüğünüz heyecanlı alkışlarla hanım ablamız ne diyor? Google olarak şu ana kadar hiçbir şekilde bir resmi dil ilan etmemiştik Android için Java dışında. Artık bu saatten sonra Kotlin diyor Android için temel resmi bir dil olduğunu söylüyor ve kalabalık bunu heyecanla karşılıyor. Neden bu kadar heyecanlanıyor? Bunu ilerleyen zamanlarla anlattığımda siz de göreceksiniz. Daha sonra bu videoyu izlediğinizde işte Kotlin'in ne olduğundan, nasıl güzel bir dil olduğundan bahsediyor. Bunu izleyebilirsiniz. Sonra şöyle bir videomuz var. Bu videoda da şu iki konuşmacı. Şimdi buradaki beyefendi Kotlin'in nasıl uygulandığından bahsederken şuradaki 40 dakikalık konuşmanın yarısında şu hanım ablamız Kotlin'i neden seçmeniz gerektiğinin dışında sizin Kotlin'i öğrenmeye ikna ediyor. Tabii ki de bu kendimizi ikna etmek aslında bu sürecin en kolay adımı. Siz bir uygulama geliştirirken ister Java kullanırsınız ister Kotlin. Bu tamamen size bağlı. Yani Kotlin'i güzel bulursunuz ve onunla geliştiririz. Önemli olan sizin yöneticileriniz ve takım arkadaşlarınızı bunu şey yapmak. İşte buradaki güzel ablamız güzel mi? Sempatik diyelim. Çünkü şu konuşmalar gerçekten ilham verici. Az biraz İngilizcemiz varsa bunları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir şeye geçmek tabii ki de sonuçta alışılmış bir şey var değil mi? Java. Belki uzun bir süre Java öğrenmeye çalıştınız. Şimdi yeni bir dil geldi Kotlin. Niye öğreneyim diyebilirsiniz. Ama Java'yı biliyorsanız zaten Kotlin'e geçmek zor olmayacaktır. 3-5 gün içerisinde Java'da kullandığınız temel yapıları Kotlin'de karşılığını bularak aslında Kotlin'de işlerin çok daha kolay bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Kendinizi ikna ettiniz. Tabii bir şirkette çalışıyorsanız patronunuzu veya işte takım arkadaşlarınızı artık uygulamamızı Kotlin'de geliştirelim diye ikna etmek biraz zor olabilir. İşte bunu nasıl yapacağımıza dair bize böyle küçük ufak hikayeler anlatıyor bu ablamız. Ve buradaki amcamız da yine Kotlin'le ilgili kod uygulamaları yapıyor. Şu an için Kotlin'le ilgili herhangi bir şey bilmiyorsanız bunlar biraz karışık gelebilir. Benim eğitim setini takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü biz adım adım en temelden karmaşık yapılara doğru ilerleyeceğiz. Daha sonra ben sağdan soldan bulduğum veya akıllarımıza beliren sorular için böyle bir yazı hazırladım. Bunu okuyabilirsiniz ama videomuzda da zaten biz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi neden Kotlin veya Kotlin nedirle sorusuyla başlayalım. Arkadaşlar Kotlin Java Virtual Machine üzerinde çalışan bir dil. Aynı Java dili gibi aslında. Java'da nedir? Derleyici uygulama kodlarımızı yazarız. Derleyici bunları byte kodlara çevirir ve bunlar Java Virtual Machine üzerinde çalışır değil mi? Bu Java Virtual Machine hangi platformdaysa Windows olur, işte Mac olur, Linux olur fark etmiyor. Burada Java Virtual Machine varsa bizim kodlarımız çalışır. Bu yüzden de biz ne diyoruz? Java platform bağımsız bir dildir diyoruz. İşte Kotlin'de yine aynı şekilde Java Virtual Machine üzerinde çalışılıyor ve Android uygulamaları geliştirmek için 2017'nin Mayıs ayında resmi olarak Google'ın desteğini arkasına aldığı için bu sıralar çok gündemde. Aslında temelleri ta 2011'de JetBrains firmasıyla atılmış. JetBrains firmasını biliyoruz aslında. Android Studio'yu geliştiren, Java derslerinde IntelliJ'yi kullanmıştık. O IDE'yi yani editörü geliştiren firma. İşte JetBrains'in isminin nereden geldiğini falan yazdık. Kotlin, Java kodları ve kütüphaneleri çalıştırabilecek şekilde programlandığı için aslında siz bir projede hem Java kodunu hem de Kotlin'i aynı anda kullanabilirsiniz. Herhangi bir tereddüt, herhangi bir sorun yaşamazsınız.
Ve de benim iOS'la ilgili herhangi bir tecrübem olmamasına rağmen araştırmalarımda Kotlin'in kod yapısının, sintaksının aslında Swift'e çok benzediği belirtiliyor. Bu da şu demek, biz eğer Kotlin'i öğrenirsek, Swift'e geçersek yarın öbür gün bunda herhangi bir zorluk yaşamayacağız. Peki ben 20 yıldır kullanılan bir dili bırakayım. Ben bu kadar zaman bunu öğrenmişim, Java gibi bir dili. Neden Kotlin öğreneyim? Aslında bu sorunun cevabı deminki açıklamamın içinde gizli. Şöyle düşünün, 20 yıldır kullanılan bir dil var. Şimdi 20 yıl önce bir kodlama yapısıyla veya kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bir uygulama yapısıyla şu anki bir mi? Değil. Çok fazla şey değişti, değil mi? Ve insanlar 20 yıldır bir şeyler geliştiriyorlar, hatalar aldılar. Ne bileyim, eskiden belki hiçbir kitapta belki bulamayacağınız, araştırıp bir 15 gün harcayacağınız bir konuyu aslında artık Stack Flow sayesinde tek bir aramayla elde edebiliyoruz. Bunlar hep ne? Geçmişe dayalı tecrübeler. İşte Kotlin'i geliştirirken de bu 20 yıl içerisinde alınan hatalar, ne bileyim, işte keşke şunu yaparken şöyle olsa dediğimiz şeyler veya C#'da bu var, neden bu Java'da yok dediğiniz şeyleri adamlar Kotlin dilinde uyarlamış. Bu sayede biz az bir vakitte, az bir kodla Java'da yaptığımız, belki işte atıyorum 50 satır kodla yapacağımız şeyi Kotlin'de belki 5 satır bir kodla yapabilecek hale geldik. İşte buradaki abilerin heyecanlanmasının sebebi bu. Zaten 2011 yılından beri bunu kullanan kullandı. Güzel taraflarını bilenler bildiği için ve artık Google buna resmi olarak destek verdiği için insanlar heyecanlanıyor. Google'ın bir şeye destek vermesi demek, onun ilerleyen zamanlarında da kullanılacağı ve daha fazla geliştirileceği anlamına geliyor. Ayrıca bunu yapan firmada bir IDE firması olduğu için, yani JetBrains firması sonuçta Kotlin'in yazılacağı editörü yazan firma olduğu için, ilerleyen zamanlarda belki çok çok daha güzel özellikler bize sunacaklar ve bu sayede biz hızlı bir şekilde uygulama geliştirir hale geleceğiz. Peki neden Kotlin? Dediğimiz gibi Java ile uyumlu çalışır. Kotlin'den Java'ya ve Java'dan Kotlin'e geçiş yapmak mümkündür. İkisini aynı anda kullanmamız mümkündür. O kadar pürüzsüz olur ki siz Kotlin mi kullanıyorsunuz, Java mı kullanıyorsunuz bilmezsiniz. Sadece bu arasındaki fark nedir aslında? İlgili sintaksları. Kotlin ile null point exception almazsanız, yani bunu almanız için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Ve bir uygulama geliştirirken en çok korktuğumuz hata nedir? Null point exception'dır. Çünkü nerede çıktığı belli olmaz ve bunu aramakta çok vakit geçiririz veya bu hataya sebep olacak şeyleri düşünmekten çok vakit geçiririz. İşte Kotlin'in kod yapısı sayesinde biz aslında bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Bu sayede çok daha güvenli, çok daha tutarlı uygulamalar geliştirebiliriz. Ya şimdi açıklamalarına girmeyeceğim bunların nasıl olduğuna dair, ama ilerleyen derslerde tabii ki de bunları anlatacağız. Kotlin ile az kod yazıp çok fazla iş yapabiliriz. Şimdi burada bazı kavramlar var. İşte bu kavramlar bu 20 yıl içinde geliştiricilerin karşılaştığı keşke olsa dediği özellikler aslında. Ve bunları Kotlin sıfırdan kendi üretmedi arkadaşlar. Atıyorum bunların bazılarını kullanıcılar buldu. Bazılarını zaten atıyorum C#'da vardı. Bunları işte Kotlin bir araya getirdi ve biz bu sayede Java'da çok fazla yazdığımız kod satırını az sayıda koda dönüştürdük ve de bu sayede uygulamalarımızı geliştirirken çok daha hızlı bir şekilde yol alacağız. Şimdi bazı kod yapıları var. Aslında IDE otomatik üretiyor. Diyeceksiniz ki ya bunu zaten editör otomatik olarak üretiyor. Hani var ama ben aslında onları yazmıyorum. Tabii ki haklısınız ama çok satır kod demek çok fazla hata ihtimali demek. Veya onu bakıma almak. Ya bakım dediğimiz şurada, mesela iki değişkenle yaptığınız bir sınıf yapısına üçüncü bir değişkeni eklediğinizde ister istemez onu da ne yapmanız lazım? Kontrol etmeniz, gerçekleştirmeniz lazım. Yani bakımı kolay dediğimizden de aslında bunu söylüyoruz. İşte Kotlin buradaki bu yapıları, ki bunların da ne olduğundan derslerde bahsedeceğiz, JVM'e taşımıştır. Yani Java Virtual Machine'de gerçekleşecek duruma getirmiştir. Bu sayede biz az satır kodla çok fazla iş yapabiliyoruz. Kotlin'le Android uygulaması yazılabilir.
Kotlin Java 6 uyumlu byte kod ürettiği için biz Android uygulaması geliştirebiliyoruz ve Android Studio 3.0'ı kurduysanız herhangi bir eklenti daha kurmadan siz projelerinizde Kotlin Java yerine Kotlin diline kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel özelliklerinden sonra akıllarda tabii şimdi sorular gelebilir. Kotlin Java'nın yerini mi alacak? Java artık bir ölü bir dil mi? Şimdi Java'ya göre tabii ki de çok daha fazla özellikleri var. Dediğimiz gibi Java 20 yıllık bir dil. Kotlin ise henüz yeni bir dil. Yeni bir dil olması demek yeni yeni özelliklere zaten kendinden sahip demek oluyor. Yani şimdi 30 yaşındaki bir evi sıfırdan tabii ki de yapabilirsiniz ama bir de sıfır bir evi düşünün. Zaten sizin yapacağınız şeyler otomatik olarak geliyor. Kotlin de işte böyle bir dil. Şimdi siz eğer sıfırdan ben Android uygulamacısı olacağım, Android uygulamaları geliştirmek istiyorum diyorsanız direkt Kotlin'den başlayabilirsiniz. Ama Java'yı biliyor olmanız sizi Kotlin öğrenirken bir adım öteye taşıyacaktır. Çünkü Java'yı bilmek demek Java'nın o hantal yapısını veya işte boilerplate kod dediğimiz kodları biliyor olmanız sizin Kotlin'i daha çok seveceğiniz anlamına gelir. Ama sıfırdan da tabii ki de Kotlin'i öğrenebilirsiniz. Benim tavsiyem ikisini de bilmek. Sonuçta Java ile ilgili çok daha fazla dokümantasyon var, çok daha fazla eğitim var. Hani önce bir Java'yı öğrenip daha sonra Kotlin'e geçmek çok daha kolay olur. Hani şey derler ya müzikte, bağlama çalıyorsan gitarı öğrenmen çok daha kısa sürer diye ama gitarı biliyorsan bağlama öğrenmek o kadar kolay değildir diye. İşte burada Java bizim bağlamamızsa Kotlin'de bizim neyimiz gitarımız oluyor arkadaşlar. Ben birinci sınıfta C dersini görmüştük okulda ve daha sonra ikinci sınıfta Java'ya geçtik. Yani C'de mesela atıyorum bir dizinin elemanlarını sıralamak için Bubble Sort gibi bir algoritmanın temelini bilmeniz ve bunu sıfırdan uygulamanız lazımdı. Sonra Java'ya geldik dediler ki sort diye bir metot var bunu senin için yapıyor. Yani şimdi aslında burada olay biraz buna benziyor. Tabii ki de C'yi bilmek bize kötü bir şey mi oldu? Tabii ki de hayır. Sonuçta yapının nasıl çalıştığını, mantığını biliyorsunuz ve Java'da bunu direkt uyguluyorsunuz. Bunu da onun gibi düşünebilirsiniz. Java'da böyle satır satır yazdığınız bir data class'ını mesela Kotlin'de tek bir satır kodla yapabiliyorsunuz. Burada işte Java'yı bilmek sizin Kotlin'i daha çok sevmeniz anlamına gelecektir. Ve Java'nın yerini alacak mı? Tabii ki de kısa bir dönemde almayacak, belki de hiç almayacak. Çünkü Java bildiğiniz gibi sadece bir uygulamada değil, belki evimizdeki elektronik eşyaların içinde bile Java kodu çalışıyor olabilir. Yani tüm bu artık kaç milyar aletin içinde olan bir yapının bir anda Kotlin gibi bir dille değişmesi söz konusu olmayabilir. Ama ilerleyen zamanlarda iş ilanlarında Kotlin veya Java bilen ibaresini görmeniz iş ilanlarında son derece mümkün. Dediğimiz gibi arkasında Google gibi, JetBrains gibi firmalar olduğu için çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Peki Kotlin'i atıyorum bir Android uygulaması yazsak daha mı iyi olacak veya farklı mı olacak? Şimdi Kotlin'le bir uygulama geliştirirken çok daha hızlı yapacağınız aşikar ama mesela bir Android uygulaması geliştiriyorsanız yani kullandığınız aktiviteler ne bileyim bundle'lar, intent'ler, broadcast receiver'lar falan değişmiyor arkadaşlar. Sadece bunları kullanacağımız yol artık Java değil de Kotlin olacak. Ha, ne olacaktır? Siz programlamayla çok fazla hani artık Kotlin hızlı bir şekilde geliştirebileceğimiz için tasarıma biraz daha vakit ayırabilir duruma gelirsiniz diye düşünüyorum. Bundan dolayı da uygulamalarımız biraz daha güzel görünebilir. Sözün özü Kotlin sadedir, kolaydır, öğrenmesi eğlencelidir. Bu yüzden bu eğitim setini inşallah siz de benim gibi bir heyecanla izlemeye başlamışsınızdır. Çünkü ben bunu anlatacağım, öğreneceğim ve öğreteceğim için çok heyecanlıyım. Tabii ki de burada Kotlin'imizin resmi web sayfasını da söylemekten söyleyelim. Mesela try Kotlin dediğinizde online olarak direkt browser'ınızda Kotlin ile ilgili ne bileyim şöyle neredeydi bu example diyelim simple version diyelim mesela ilk kod parçacığımız burada bu size şey gelebilir ne bileyim ürkütücü aslında gelmemesi lazım çünkü Java'ya göre çok daha sade bunların ne olduğundan tek tek anlatacağız herhangi bir şüpheniz olmasın burada işte
Kotlin ne tür uygulamalar yapacağınızı anlatıyor. Neden Kotlin'i seçmeniz gerektiğini tıkladığınızda böyle örnekleri mevcut. Bunları gösterip şu an için kafa karıştırmak istemiyorum. Şu an için bana güvenin ve Kotlin'in gayet güzel, sade bir dil olduğunu bilmeniz yeterli. En basit versiyonunda diyor, kod yapımız bu şekilde görünecektir diyor. Object oriented, yani bir sınıf oluşturduğunuzda yapı bu şekilde. İşte Android uygulamasında kullanırken işte bildiğimiz main activity'nin şöyle bir kullanımı var. Aslında her şey çok mantık içerisinde. Hani şu an bilmediğiniz için korkutucu gelebilir ama aslında çok basit bir yapı söz konusu burada. Evet, sitemiz de bu şekildeydi. Dokümantasyonu tabii ki de burada learn kısmından edinebilirsiniz. Ama ben elimden geldiğince küçük küçük parçalara ayırarak detaylarına inerek size Kotlin'i anlatmaya çalışacağım. Yeri gelecek Java ile karşılaştırma yapacağız. Bu eğitim setini işte sıfırdan bir dil öğrenmek isteyen bir arkadaş İzlerse çok iyi olmaz. Atıyorum bunun için Java'nın temel eğitim setini izlemesi daha faydalı olur. Çünkü orada sınıftır, interface'dir, metottur, ne bileyim bu gibi yapılara neden kullandığımızı da anlatıyoruz. Ama burada genel olarak ne yapacağız arkadaşlar? Sınıfı zaten bildiğimizi varsayacağız. Tabii ki de yeri geldiğince açıklamaları yaparız ama hani sıfırdan hiçbir dil bilmeyen arkadaş için çok da faydalı olacağını düşünmüyorum. Ama herhangi bir nesneye yönelimli programlama biliyorsanız bu dersten Kotlin'i öğrenebilirsiniz. Yorumlarda tabii ki de her türlü eleştirinize açığım. Onları da belirtebilirsiniz dedikten sonra dilerseniz bir sonraki derste Kotlin için gerekli ortamımızı hazırlamaya başlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.